Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu aslında bir serimiz olan optik illüzyonlar. Harika bir video hazırladım sizlere. Vakit kaybetmeden hadi gelin videoya bir göz atalım. Ne kadar da sevimli bir köpekçik bey değil mi? Oyun alemine her ne kadar yatkın olsa da kameralara poz vermeyi de seviyor kerata. Soldaki hanım abla tamam da sağdaki bey ablayı anlamadım. Bu karışıklıkta bir iş var gibi ama hadi hayırlısı. Muhteşem bir manzara değil mi ya? Bir dakika. Sağ üst köşeye bakın. İlk bakışta Venedik falan sandıysanız yanılıyorsunuz. Merdivenleri boyamışlar çünkü. Bu muz kardeş ördek olmayı kafaya koymuş gibi ya da ördek kardeş muz olmaya mı çalışmış? Ne dersiniz? Hangisi doğru sizce? Gerçekten harika bir göz yanılsaması kesinlikle bu. Hele de uzaktan bakınca daha bir gizemli görünüyor gibi. Hani burada ne var ki diye sorabilirsiniz. Ben de size adamın bileğine bakın derim, su o kadar berrak ki az daha zorlasa görünmez olacakmış yani. Dikkatli gözler çoktan yakaladı bile çocuğun yansımadaki gözlerinin açık olduğunu. Ama sormak istiyorum size, bunun nedeni nedir? Bilenler yazsın yorumlara, cevabı daha sonra yazacağım ben de. Bu karedeki şeyi buhranlı ve dalgalı bir deniz zannedebilirsiniz ilk görüşte. Ama ve lakin ki kendisi bir adet poşet aslında. Hani eli kolu uzun diye bir deyim var ya hırsızlar için. Soldaki bey abimiz kesinlikle o söze adminlik falan yapmıştır yani, o derece uzun eli kolu. Benim güzel tablolara karşı zaafım var. Ama pencerelere daha da fazla zaafım var. Bu da harabe bir evde tablo gibi görünen bir pencere. Tamam, iyi güzel de yaprağın ne ilgisi var optik illüzyonla diyorsanız, bu yaprağın ayakları var arkadaşlar. Çünkü kendileri bir böcek aslında. Bu benim denk geldiğim en sıradışı göz yanılsamalarından birisi olsa gerek. Bakar mısınız şuna, adamın saçı nasıl denk gelmiş ya? Öncelikle belirteyim hemen, burada iki ayrı kare yok. İkisi de tek fotoğraf. Aradaki duvar illüzyonu yaratıyor ama o köpeğin oturuşu nedir öyle? Ne yapıyorsun ablacığım, hayvancağızı mahvedeceksin diyeceğim de köpek de sanki izin veriyor bu duruma. Üçkağıtçılar illüzyon hazırlıyorlar bize çünkü. Şunun tipine bakın ya. Önceki hayatında inek falan olabilir mi kendisi? Eski günlerini yad ediyor gibi geldi de bana. Nesi var ki bu sosislerin diye sordum önce kendime. Sonra bunların tatlı mor patates olduğunu öğrendim. Dikkatli bakınca patates oldukları gerçekten anlaşılıyor. Diablo'ya benzettim ben bu ağacı ya. Gündüz sorun yok da. Tövbe bismillah, gece görsem ben bunu hiç hoş bir tecrübe olmazdı kesin. Aşçı bey abimiz yapmış olduğu eseri bizlere sunuyor. Ama gel gelelim ki kafası kaybolmuş, haberi yok durumdan. Şunların yüz ifadeleri yok mu, beni benden alıyor ya. Nasıl şok olmuş. Arkadaki de kim bilir neye sinirlenmiş. Bir yumurtanın kabuğu beyaz bir salyangozun evi olabilir mi dersiniz? Eğer hayal dünyanız benim gibi genişse neden olmasın? Sanki diyorum, burada bazı şeyler ters. Bir mutfağa tepeden bakıyor gibiyiz ama çocuk da düz duruyor gibi değil mi? Güzel tasarım.
İkinci bir bey abla vakasıyla karşı karşıyayız sayın seyirciler. Bu seferki bey ablamız halinden memnun görünüyor gibi, ne dersiniz? UFO'lar belki de hiç hayal ettiğimiz gibi değillerdir. Belki de iki boyutlu alemlerde yaşıyorlardır ve belki de gemileri kapı kulpu şeklindedir. Diyeceğim de fazla olacak. Bu görselle ilgili ciddi derecede kafam karışık. Arkadaki arkadaş ipin üzerinde mi yoksa küreyi bota koyup uçmuş mu bilemedim. Şimdi size soruyorum dostlar. Bu minik afacan kürenin içinde mi yoksa dışında mı? Şahsen içinde gibi geldi bana. Ağaçların kullandığı pek çok çoğalma yöntemi var ama açıkçası ben öpüştüklerine ilk defa tanık oluyorum. Bakalım daha neler göreceğiz. Bu kedi kardeş de mama isteme olayını bambaşka bir boyuta taşımış. Baksanıza elinde, yalnız gerçekten elinde tava tutuyor ya. Çok ilginç. Ejderhalar bence önceden gerçekten yaşamış efsanevi canlılar. Bu ağaç o kadar yaşlı değil ama tarzı yeter yine de. Her insanın benzediği bir hayvan vardır mutlaka. Bu bey abimizin de içinde bir kartal yatıyormuş galiba. Beşiktaşlı mı acaba kendileri? Daha önce çift kafalı köpek falan görmüştüm ama kafası köpek olan çift bedenli bir köpek ilk defa görüyorum. Sevimli görünüyorlarmış. Hani bilerek mi denk getirmişler bilmiyorum ama gerçekten harika bir göz yanılsaması oluşturmayı başarmışlar. Vay üçkağıtçı vay, görüyor musunuz? Arabanın altına yatmış bir güzel dürbünüyle etrafı gözetliyor. Şaka bir yana güzel bir yanılsam olmuş. Bu bey abimiz de arkadaki duvarla pişti olduğu için biraz şaşırmış, biraz da şok olmuş gibi bakıyor. Normal tabi. Ah benim güzel evladım, ne güzel kıvrılmış yatıyor. Dikkat ederseniz ağzında da kendi bacağıyla yaptığı bir maske var. Bu bir çene kemiği değil arkadaşlar. Bir çeşit greyfurt ve kocaman oluyorlar. İçindeki çekirdekler de böyle dişlere benziyor. Şimdi sanırım gelinle dans eden gelinin babası ve arkadaki de damat. Damadın ayakları ne ayak arkadaşlar? Beyefendiye bak. Aşmış artık bunlar kendini ya. İş hayatına falan da atılmışlar. Canı da sıkılmış, hatta eliyle destek olmuş ağzına. Orada diyorum. Uzakta arkadaşlar bir iguana dağın yamacına tırmanıyor. Her ne kadar iki boyutlu olsa da kendileri yine de hoş görünüyor. Bu ağacı ben geyiğe benzettim arkadaşlar. Kocaman da boynuzları var ve hatta o kadar büyükler ki kadraja bile sığmamışlar. Bu kedi kardeş aklımı cidden karıştırıyor. O yüzden bunu sizlere sormak istiyorum. Bu kedinin gövdesi nerede? Harika bir tablo demek isterdim ama aslında bir aynaya bakıyoruz hep beraber. Gün batımını gösteren bir aynaya hem de. Güzel değil mi? Ve son olarak kedilerinize sahip çıkın arkadaşlar. Sonra akvaryumdaki balıklar üzerinde terör estiriyorlar böyle. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.